İyi günler, ekonomi notlarıyla karşınızdayız. Ekonomideki piyasalardaki gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Hızlıca başlayalım. Önce gündemin başlıklarına bakalım. Sıcak gelişmeler var. Birazdan o sıcak gelişmeyi de alacağız. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklaması var. Özellikle döviz bürolarına yönelik yetkili müesseselerle tebliğe ilişkin haberlere ilişkin açıklamalar var. Birazdan Murat Avucu bizlere aktaracak. Önce gündemin başlıkları. Enerji Bakanı Fatih Dönmez, kış aylarında artacak gaz talebinin karşılanması için ek kaynak görüşmelerinin sürdüğünü açıkladı. Dönmez enerji fiyatları ile ilgili olarak maliyet artışlarının vatandaşlarımıza en az seviyede yansıması için bütün çabayı ortaya koyuyoruz dedi. Diğer taraftan bugün konut satışları geldi. TÜİK tarafından konut satışlarında artış var. Türkiye genelinde Eylül ayında satılan konut adedi bir önceki yılın aynı ayına göre %7,6 arttı. 147.143 oldu. Tabii ki baktığımızda ipotekli konut satışlarında düşüş var ama diğer satışlarda artış söz konusu. Birinci ve ikinci el konut satışlarında da artışlar var. Çin'le ABD çalışma grubu oluşturdu. İki ülke arasındaki anlaşmazlıkları çözmek üzere bir çalışma grubu oluşturuldu. Diğer taraftan Çin'in ihracatı beklentilerin üzerinde bir artış gösterdi. %28,1 arttı. Geçen yılın aynı ayına göre, Eylül ayına göre %28,1'lik bir artış söz konusu. FED alımlarını azaltmada agresif olmalı. Kim diyor bunu? St. Louis FED Başkanı James Ballard diyor. 2022 baharında sona erdirilmesini istediğini varlık alımlarının söylüyor. Avrupa Birliği İngiltere'ye çözüm önerisi sunacak. Kuzey İrlanda protokolünü yeniden müzakereye yanaşmayan AB, Britanya'nın karşı karşıya kaldığı sorunlar için çözüm önerilerini bugün açıklayacak. İngiltere'de de sıkıntılar devam ediyor. En büyük konteyner nakliye şirketi Maersk, İngiltere'deki nakliye krizi nedeniyle ülkenin önemli limanlarından Felixstowe'un konteynerlerle dolu olduğunu, dolayısıyla bu yüzden büyük yük gemilerinin alternatif limanlara gönderildiğini söyledi. Yani liman dolu, konteyner yanaşamıyor çünkü limanlardaki konteynerler taşınamıyor çünkü kamyon sürücüsü yok. Dolayısıyla böyle bir sıkıntı yaşanıyor. Diğer taraftan da raflar boş, market rafları. Çip krizi büyüyor. Çip krizi otomobil sektörünü tabii ki çok ciddi etkiledi. Ciddi zararlar yazılıyor. Durma noktasına geldi bazı fabrikalar. Bunun dışında teknolojik aletlerde de sıkıntı var. Cep telefonunda iPhone yeni modelini tanıtmıştı. Ancak üretim hedeflerini karşılayamayacak gibi gözüküyor. 10 milyon adet kadar azaltması bekleniyor. Evet, bunlar gündemin başlıklarıydı. Şimdi dediğimiz gibi yayının başında sizlere paylaştık. Sıcak bir gelişme var. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Özellikle işte dün aktardığımız döviz bürolarına yönelik ilişkin tebliğ. Bunun ayrıntıları vardı. Hemen gidelim. Apara Ankara Haber Müdürü Murat Avucu karşımızda. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklamasında ne söyleniyor? Dün resmi gazetede yayınlanan bir tebliğ değişikliği, daha doğrusu yetkili müesseseler tebliği ve bu tebliğ değişikliğine ilişkin detaylara bakıldığında özellikle döviz bürolarının faaliyet ücretlerinde bir artış, ödenmiş sermayelerinde bir artış öngörüyordu. Aynı zamanda da döviz işlemlerinde kimlik bildiriminin zorunlu hale getirildiği ifade ediliyordu. Bu ifadenin ardından bazı iddialar ortaya atıldı. Bu düzenlemenin döviz alım satımına müdahale şeklinde yorumlandığı haberler üzerine de Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün bir açıklama yaptı. Haberlerin doğru yansıtmadığı dile getirdi ve detaylı bir şekilde yapılan değişikliğin neden yapıldığı açıklandı. Öncelikle kambiyo mevzuatı kapsamında döviz alım satımında bir kimlik bildiriminin yükümlülüğünün şu anda da, yani mevcutta da olduğu söylendi ama bir sınır olduğu ifade edildi yapılan açıklamada. Masak mevzuatı kapsamında yapılan işlemlerin 75 bin lira üzerindeki tutarlarında bir kimlik bildiriminin zorunlu olduğu. Yine bunun dışında vergi mevzuatı kapsamında da 3 bin dolar aşan işlemlerde de yine kimlik bildiriminin zorunlu olduğu hatırlatıldı. Ancak yeni yapılan düzenlemeyle birlikte bu alt sınırın kaldırıldığını, artık tüm işlemlerde bir kimlik bildiriminin zorunlu hale getirildiği ifade edildi. Yetkili müesseseler sektöründeki tüm işlemlerin de kayıt altına alınması ve ayrıca sektörün uluslararası uygulamalar ve uyumlu hale getirilmesinin amaçlandığı ifade edildi. Tek amacın bu olduğu dile getirildi. Kayıt dışının azaltılması ve kurumsallaşma düzeni artırılması ile ilgili uluslararası düzenlemelere uyum dışında başka hiçbir amacı yoktur denildi. Bu tebliğ değişikliğinin, değişiklik döviz piyasasında ilişkin herhangi bir müdahaleyi kesinlikle
içermemektedir. Sadece döviz bürolarının işleyişi ve kurumsallaşması yönelik ihtiyaçları karşılamaya yönelik hazırlanmıştır denildi Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından. Tekrarlamakta fayda var. Yetkili müesseseler tebliğiyle ilişkin bugün ortaya atılan haberlere bir anlamda yalanlama geldi. Bu düzenlemelerin kesinlikle döviz alım satımına bir müdahale olmadığı, sadece kayıt dışılığının engellenmesi adına bir düzenleme yapıldığı ifade edildi Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından. Evet, teşekkürler Murat Avucu. Detaylar için, aktardığın detaylar için Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklamasında söz konusu yeni uygulama, sektördeki kayıt dışılığının azaltılması ve kurumsallaşma düzeyinin artırılması ile uluslararası düzenlemelere uyum dışında başka hiçbir amacı yoktur denildi. Piyasalara bakacağız. Borsa İstanbul'da durum, son durum nedir? Borsa İstanbul %0,21 artıda, 1419 puanda. 1431 puanı gördü. Şu anda 1419 puanda artta işlem görüyor. BIST Banka'ya ve BIST Sınai'ye bakalım. BIST Banka %0,64 ekside. BIST Sınai tarafında durum ne? Orada artış var. %0,22 düzeyinde. Ve BIST yüzde en çok artanlar, en çok azalanlar geliyor. En çok artanlar Ford Otosan, Türk Traktör, Tofaş, Otokar ve Mavi Giyim. BIST yüzde gördüğünüz gibi en çok artanlar da otomotiv, sanayi söz konusu. Ford, Türk Traktör, Tofaş, Otokar şeklinde sıralanıyor. Mavi Giyim 5. sırada. BIST yüzde en çok azalanlar Albaraka Türk, Çemtaş, Doğuş Otomotiv, Tüpraş ve Koza Altın olarak sıralandığını görüyoruz. Devam edelim. Dolar TL. Dolar TL'de 9.08 seviyesinde işlemler geçiyor. Euro TL'ye bakalım. Euro TL'de de 10.49'dan geçiyor işlemler. Euro dolar paritesi ve dolar endeksi. Euro dolar 1.1541. Dolar endeksine baktığımızda dolar endeksinde de 94.42 seviyesindeyiz. Yine 94'ün üzerinde kalmayı sürdürüyor. Küresel borsalara bakacağız. Avrupa borsaları. Avrupa borsalarında Londra yatay, Frankfurt artıda 0,62, Paris'te %0,34 yükseliş var. Madrid %0,40 ekside işlem görüyor. Ve Asya borsaları. Asya borsalarında nasıl bir kapanış gördük? Japonya dışında hepsi yükselişteydi. ABD vadeliler ne gösteriyor? Şu an itibariyle ABD vadeliler Dow Jones ve S&P yatay ekside. Nasdaq'ta da 0,22'lik bir artış göze çarpıyor. ABD 10 yıllık tahvile bakalım. 1.58 seviyesinde ABD 10 yıllık çok hafif artıda ve ons altın. Ons altında bugün bir miktar yükseliş vardı. 1777 doları gördü. Şu anda 1760 dolarda. Gram altına baktığımızda dolar TL ve ons altının etkisiyle bugün 518 lira en yüksek gördüğü seviye. Şu anda 514 liradan işlem görüyor. Gümüş peki ne durumda? 22 dolar 73 sent seviyesinde %1'e yakın bir yükseliş var ama hala 23 doların altında çok fazla bir hareketlilik göze çarpmıyor. Petrol fiyatları en çok tabii enerjiyi konuşuyoruz. Brent petrolde hafif bir gevşeme 94 dolarlardan geldi. 84 dolarlardan geldi. 82 dolar seviyesinde şu anda ve ABD ham petrolü orada da %1'lik kayıp var. 80 doların hemen altında işlemler geçiyor. Ağustos'ta ihracat birim değer endeksi yükseldi. Endeks bu dönemde yıllık %9,9 artış gösterdi. Türkiye'nin ihracat birim değer endeksi yükseldi. Endeks Ağustos'ta %9,9 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu Dış Ticaret Endeksi verilerine göre ihracat birim değer endeksi Ağustos'ta gıda, içecek ve tütünde yıllık %7,3, yakıt hariç ham maddelerde %26, yakıtlarda %52,7 ve imalat sanayinde %8,6 arttı. Söz konusu dönemde Türkiye'nin ihracat miktar endeksi ise yıllık %38,2 arttı. Endeks gıda, içecek ve tütünde yıllık %28,4, yakıt hariç ham maddelerde %26,7, yakıtlarda %33,5 ve imalat sanayinde %41,6 arttı. Ağustos'ta ithalat miktar endeksinde ise %2,7'lik azalış görüldü.
Evet, ihracat son dönemin, son yılların en hareketli alanı ve ciddi anlamda büyümeye katkı sağlıyor. Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu konuğumuz olacak. Hoş geldiniz yanımıza. Serdar Bey, hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar. Teşekkürler. Şimdi makine ihracatı diyoruz. Aslında şöyle bir durum söz konusu. Türkiye makine alan, makine ithal eden bir ülkeydi. Makine ihraç eden bir ülke oldu ve hani en çok ihraç ettiğimiz ülkelere baktığımızda da aslında en çok hani zamanda ithal ettiğimiz, aldığımız yerlere şu anda Türkiye ihraç eder hale geldi. Buradaki önce dönüşümden bahsedelim. Nasıl bir dönüşüm yaşandı ve bu dönüşümün sırları neler? Serdar Bey, makinalar çok uzun zamandan beri Türkiye'nin ikinci büyük ihraç ürünüdür. İkinci büyük de ithal ürünüdür. Fosil yakıtlardan sonra neredeyse yakıt ithal eder gibi makine ithal ediyoruz. Çünkü Türkiye çok büyük yatırım yapan, gayri safi milli hasılasının %10'unu uzun yıllardır makine teçhizat yatırımlarına ayıran, ki dünya ortalaması %6'dır bunun, bir ülke. Giderek dünya üretiminden çok daha fazla pay alma gayretinde olan bir ülkeyiz biz. Yatırımların artışı, ithalatı da kamçılıyor elbette. Ama Türkiye taşıt araçlarından sonra en çok makine ihraç eder. Biz çok popüler, bir medyatik bir sektör olmadığımız için bunlar pek bilinmezler. Reklama da ihtiyacı olan bir sektör değiliz. Mütevazi, sessiz sedasız işini yapan insanlarız biz. Makinalar Türkiye'nin en güçlü olduğu alanlardan biri. Az evvel birim fiyat endekslerinden bahsettiniz. Mesela Eylül ayında bizim birim fiyatımız geçen Eylül'e göre 5.10'da 6 dolardan 5.10'da 9 dolara çıktı. Türkiye'nin ortalamasını da yükselten bir sektör. Hemen her alanda makine üretiyoruz. Çok çeşitli makineler üretiyoruz. Teknoloji sınıflarımız doğudan daha yüksek, batının biraz altında. Bunu sektör ortalaması olarak söylüyorum ama öyle makinalarımız var ki dünyada eşi benzeri olmayan saç işleme makineleri mesela dünya çapındadır. NASA'nın roketlerini yaparlar, silah sanayine mal verirler, iplik bükme makinalarımız böyle, asfalt plantlarımız, taş kırma eleme tesislerimiz, sayabileceğim onlarca alt dal var. Zaten 23 tane dalı var makine sektörünün. Gayet rekabetçi, teknoloji sınıfı yüksek makineler üretiriz. Biz pandemiden önceki dönemde bu dış ticaret açığını 5 milyar dolara kadar düşürmüştük makineden. Şimdi mesela bu 10 milyar doların üzerine çıkıyor. Çünkü son 4 çeyrekte 100 milyar dolardan fazla makine teçhizat yatırımı yapıldı. Türkiye'nin makinacıları hem ihracatı artırdılar hem üretimi artırdılar ama bütün ihtiyaçlara cevap vermeleri tabii ki kabil değildi. Son 12 aya bakarsak 34 milyar dolara yakın makine ithalatı var. Bizi endişelendiren doğudan gelen dumpingli ürünler, yoksa batıdan gelen ürünlerle hiçbir sorunumuz yok. Ve bu sene sonunda da 12 aylık ihracatımız 23 milyar dolar civarında olacak. Çok sağlıklı gelişen bir sektör, öyle özetleyebilirim. Şimdi baktığımızda özellikle şimdi büyüme dediğimizde makine, burada özellikle mesela Türkiye'nin büyümesinde makine teçhizat yatırımlarının artması sevindirici. Çünkü daha sağlıklı büyümesi, üreterek büyümesi açısından önemli. Türkiye'nin üretiminde şimdi siz %2020'ye göre %30'luk, 2019'a göre %20'lik bir artış var ihracatta. Tabii iç talep de önemli. İç talep nasıl burada? Yani nasıl değerlendirirsiniz? Çok canlı iç talep. Yani şu anda bakın, bu şu anda geldiğimiz yere, zemine makina sektörü pandemide kapanmayarak ulaştı. Pandemi bizim bütün ürünlerimizi sadeleştirmemize, ürün gamlarımızın teknoloji sınıflarını yükselmemize, daha odaklı imalat yapmamıza, safralarımızdan kurtulmamıza ve istihdamı artırarak bunu başarmamıza vesile oldu. Nisan-Mayıs'ta %52'ye düşen kapasite kullanım oranları, biz hiç insan çıkartmadan, hiç personel kaybetmeden geçtik. Kapanmadık, kalkan altına alınmadık. Fakat o kadar güçlü bir sektör ki makine sektörü, borçsuz, hobi temelli, öz kaynaklarıyla büyüyen, bu pandemi bize ilaç gibi geldi Serdar Bey, amiyane tabirle. Bugün bakın, ilk 6 ayda Türkiye'nin makine üretimi geçen sene %9 arttıktan sonra bu sene %44'e yakın arttı. TÜİK 46 diyor, UNIDO 44 diyor.
Dün açıklanan verilere göre ilk 8 aylık makine üretimi %39 arttı. Bunlar olağanüstü rakamlar. İhracattaki artışı az evvel siz dile getirdiniz. Pandemide kapanmamak bize bunu sağladı. Peki Yakın coğrafyada... şirketlerin bakışı nasıl? Yerli şirketlerin daha doğrusu. Yani bir taraftan da ithalat yapılıyor. Bu Türkiye'den de yerli üretimden de karşılanabilir mi? Yoksa karşılanamayan ürünler mi ithal ediliyor? Karşılanabilenler var, karşılanamayanlar var. Birçok faktör var burada. Marka bağımlılığı var. Entegre tesisler kurulurken angaje olunan teknolojiler var. Ondan sonraki işletme bakım yedek parça ihtiyaçları var. Bir yere tabi olduğunuz zaman, bir ülkenin teknolojisine bağımlı hale geldiğiniz zaman ondan kurtulmanız zaman alıyor. Biz bütün bu makinaları üretebiliriz demiyoruz. Ama büyük kısmını üretebileceğimizi biliyoruz. Özellikle o uzak doğudan gelen mallar, bunlar ucuz geliyorlar. Bir de yatırım teşvik sistemimiz nedeniyle ilave gümrük vergilerinden de ari hale geliyorlar. Gerçi bir tedbir geliştirildi, bir uygulama sembolik de olsa bizi çok mutlu olacak şekilde başladı. Batı'dan gelen pahalı makinalar da finansman kaynaklarıyla birlikte geldiği için bizim hareket alanımız çok geniş değil. Onun için kamuoyunda, özellikle de sanayide yerli makine imalatçılarıyla birlikte çalışmalarını tavsiye ediyoruz. Geleceğe yönelik bağımlılıklarını indirgemek adına. Önemli bir uyarı aslında. Dediğiniz gibi hemen bugünden yarına da kopulmuyor. Çünkü bunun devamlılığı da geliyor. Parçası olsun, başka sebeplerle olsun. Ama hani yerliliği arttırmak üretimde ne kadar çok yerli girdisi olursa o kadar daha sağlıklı bir büyüme, işte cari fazla veren bir konuma geleceğiz. Bakıyorum en çok makine ihraç ettiğimiz ülkeler aslında yani hani üretici, teknolojisi de gelişmiş ülkeler Almanya, Amerika, İngiltere, İtalya, Fransa. Dolayısıyla buradan da yani bu da gurur verici. Bu ülkelerden Türk makina sektörüne bir talep var, teveccüh var. Evet, bu bizim zaten teknoloji sınıfımızın ve kalitemizin kalite fiyat ekseninde geldiğimiz yerin ideal pozisyonun göstergesi. Biz makinalarımızın %59'unu Avrupa'ya yapıyoruz. Bunun %45'i Avrupa Birliği ülkelerine. Oralarda biliyorsunuz kalite en önemli nosyon. Hele şu dijital dönüşüm, iklim kriziyle mücadele konularında, sürdürülebilirlik ürün konseptleri altında bizim makinalarımızın Avrupa'da teveccüh görmesi bizim kalitemizi gösteriyor. Amerika'da, Kuzey Amerika'da da %10'a yakın bir ihracat payımız var. Uzak Doğu'ya çok düşük. Asya, Orta Asya'da çok hızlı artan bir ihracatımız var. Yakın Orta Doğu'ya %11'i gidiyor mesela malların. Afrika'da zayıf olduğumuzu söyleyebilirim. Bir Mısır'a, Fas'a %4'e yakın ihracatımız var ama Afrika'nın tamamında %9'uz. Oranın alım gücü tabii biraz sıkıntılı. O ülkeleri finanse eden Batı sermayesi ve Çin buralarda tabii çok büyük zeminler elde ediyorlar. Bizim müşteri finansmanı konusunda bir takım sıkıntılarımız var ama zamanla aşılacaktır. Ben müsaadenizle bir dönüşüm meselesi var. Buyurun. Oradan Tabii. şimdi malum Serdar Bey bu çok güzel süslü kelimelerle bir ikiz dönüşümden bahsediyoruz. Sürdürülebilir üründen bahsediyoruz. Bir dönüşümün eşiğinde dünya ve burada her gün biz makine konuşacağız. Yani evde insanlar konuşacak, fabrikalarında sanayiciler konuşacak, hizmet sektörü konuşacak, bütün sektörleri dönüştürecek olan makine ve üretim teknolojileri olacak. Bu dönüşümün izleri şunu çok iyi bilmeli toplumumuz. Endüstriyel yaşamdan çok sosyal yaşamda, toplumsal yaşamda tebarüz edecek, derinleşecek. Palas Pandıras giden bir süreç var çünkü Avrupa Birliği aslında 2040 için hedeflediği şeyleri 2030'a çekti. Biraz kontrolsüzce hızlanmış bir süreç. Şunu bilmeliyiz, çok daha pahalı bir yaşama doğru gidiyor insanlık. Ve burada pandemi sürecinde kontrolsüzce piyasaya salınan nakit mevcutların, kaynakların konsolide edilmesi, geri çekilmesi gayretleri de bu süreci bir miktar hızlandırdı. Elbette vicdani, elbette insani boyutu var bu sürecin ama burada mağdur olacak ülke toplumları teknoloji üretmeyenler olacak. Teknolojiyi tüketenler olacak. Onun için biz makine sektörüne bütün gücümüzle
destek vermeye devam etmeliyiz. Kamu strateji planları çok doğru kurgulandı zamanında. Uygulamaya da hızla geçtiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz. Biz iyi bir yoldayız. Onu söyleyebilirim. Fakat dünya yani gelirini paylaşamazken bu dönüşüm sürecinin büyük maliyetini nasıl paylaşacak? Toplumlara bu nasıl yansıyacak? Yani zor günlere hazır olmalıyız. Zor günler geçireceğimizi bilmeliyiz. Ülke toplumu olarak da. Onu söylemek istiyorum. Tabii burada önemli olan üretim, üretimi kaybetmemek, üretim gücünü kaybetmemek çok çok değerli, çok çok önemli. Buna da vurgu yapıyorsunuz. Tabii dönüşümle birlikte, dönüşüm de gerekiyor. O dönüşümle birlikte. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Makine İhracatçılar Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu. Sağ olun. Başarılar dileriz. Evet, devam edelim. Türksel Milli Eğitim Bakanlığı İşbirliği ile Bilim ve Sanat Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen Zeka Gücü Projesi ile 5 yılda 100 binden fazla özel yetenekli çocuğun yaşamını değiştirdi. Yeni sınıfın açılış töreni için Düzce'de bulunan Apara muhabiri Rıfat Fırat projenin detaylarını konuştu. İşte o izlenimler, alalım. Düzce'deyiz. Türkiye'nin farklı kentlerinde zeka gücü sınıfları açılmaya devam ediyor. Bu konuyu konuşacağız. Yanımızda da özel bir konuğumuz var. Türksel Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Bülent Aksu ile birlikteyiz. Ama öncelikle hoş geldiniz diyeceğiz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar efendim. Tabii öncelikle şunu sormak istiyorum. Projenin üstün yetenekli öğrencilere nasıl bir katkısı olacak? Milli Eğitim Bakanlığı ile beraber üstün yetenekli çocuklarımızı teknolojiyle tanıştırarak onların toplumsal fayda sağlamasını hedefliyoruz. Bu proje kapsamında öğrencilerimize sağladığımız atölyeler ve ekipmanlarla onların bulut teknolojileri, yapay zeka, tanıtım kitleri vasıtasıyla aynı zamanda yazılım yapmasını imkan sağlayacak projeler geliştirmelerine imkan sağlıyoruz. Projeyle ne amaçlanıyor efendim? Öncelikle bunu soralım. Projedeki aslında temel hedefimiz özel yetenekli çocuklarımızı Milli Eğitim Bakanlığı ile beraber teknolojiyle tanıştırmak ve teknoloji imkanlarıyla beraber, teknolojik imkanlarla beraber onların ulusal ve uluslararası birçok proje geliştirmesi temel hedef. Şirket olarak ne kadarlık bir yatırım yaptınız efendim? Biz Milli Eğitim Bakanlığı ile beraber bu zamana kadar 42 şehirde yaklaşık 70 tane teknoloji sınıfı yaptık. Bugün de 25 tane teknoloji sınıfının açılışını gerçekleştirdik. Pandemi nedeniyle açamadığımız sınıfların geçen sene ve bu sene yaptığımız sınıfların toplu açılışıydı temel hedefimiz. Bu zamana kadar bu proje kapsamında özellikle pandemi döneminde öğrencilerimiz sağlık çalışanlarımıza 5000 tane siperlik üretti. Aynı zamanda 400'e yakın ulusal ve uluslararası ödül aldı bu proje. O yüzden çok değerli ve topluma fayda sağlayan bir proje olarak görüyoruz Türksel olarak. Tabii öğrenciler de arka fonda çalışmaya devam ediyor. Ne gibi imkanlar sunuluyor Bülent Bey? Öğrencilerimize bu proje kapsamında 3 boyutlu yazıcılar, dizüstü bilgisayarlar, akıllı tahtalar, elektronik ve robotik kodlama setleri ve alet takımları veriyoruz. Öğrencilerimiz bu ekipmanlarla yapay zeka, kodlama, uzay bilimleri, robotik, akıllı ev ve bulut teknolojide yönelik olarak çalışmalar yapıyorlar. Tabii efendim, inovasyonun, patentin, endüstri 4.0'ın, 5.0'ın konuşulduğu bir dönemde bu tarz yatırım ve projeler sizce nasıl bir öneme sahip? Aslında temel olarak buradaki hedefimiz özel yetenekli öğrencilerimizi bu teknolojilerle tanıştırmak ve onların ileride yapacakları meslek tercihlerinde ve aynı zamanda da ileride yapacakları çalışmalarda şimdiden onları yönlendirmek. Aslında ileriye yönelik olarak bu parlak beyinleri, parlak zekaları doğru şekilde yönlendirebilecek ve onların doğru tercihler yapmalarına imkan sağlayacak toplumsal faydayı sağlamak temel hedefimiz. Yeni projeler gelecek mi efendim? İnşallah yakında daha da yeni, daha da güzel projelerimiz var. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz efendim. Türksel Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Bülent Aksu konuğumuzdu. Röportajlarımız devam edecek. Evet, Rıfat Fırat'a teşekkür ediyoruz. Şimdi yanımızda bir konuğumuz var. Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Altan. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Serdar Bey. Biraz evvel sizden önce Makine İhracatçıları Birliği Başkanı ile konuştuk. Türkiye'nin makine ihracatındaki artış. Sizi de tabii yakından ilgilendiriyor. Yani doğru. Yaptığınız yatırımlarda yerlilik artıyor mu? Ne durumda? Onunla başlayalım isterseniz.
Tabii ki şöyle, yani aslında baktığınız zaman Türkiye'de özellikle son yıllardaki hem makine sektöründe hem buna bağlı olarak üretim sektöründeki yerlilik oranı, hem yerli ve milli üretimlerin teşviği aslında bizim de içinde bulunduğumuz elektrik ve mekanik sektörünü çok yakından ilgilendiriyor ve bu üstüne katarak da devam ediyor. Eskiden tabii bunlar hepsi işte özellikle Avrupa'dan ve Çin'den, Amerika'dan getirilen ürünlerin artık Türkiye'de yapılabiliyor olması, bunlara uygun makinelerin Türkiye'de üretilebiliyor olması bizim açımızdan, bizim sektör açısından da çok önemli, çok kıymetli. Ve bunu çok gerçekten de organizasyon anlamında gelişerek devam etmesini biz de canı gönülden istiyoruz. Şimdi siz de aslında Halkar sürecinde bir araya gelmiştik, konuşmuştuk. Evet. Şirketi tanıma fırsatı da bulmuştuk. Ağustos'un 20'sinde gong töreni gerçekleşti. Halka arz oldu. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Nasıl bir süreç geçti? İlgiyi nasıl buldunuz? Tabii bizim açımızdan aslında 20 yıllık bir hayalimiz gerçekleşti. 20 Ağustos'ta gong töreniyle birlikte, yani daha öncesinde talep toplamada bizim açımızdan yani dönem olarak 7 kata yakın bir talep geldi. Bizim yani hedef olarak 2023 olan hedefimize 2 milyar 23 milyonluk bir talep geldi. 354 milyonluk bir halka arz büyüklüğü gerçekleştirdik. Şu anda içinde bulunduğumuz süreç içerisinde halka arzın faydalarını görmeye başladık. Gerçekten de hem şeffaflık anlamında, hem yönetim anlamında, hem de bu organizasyonların daha şirket yapısı içerisindeki özgüven anlamında çok daha iyi noktada olduğunu gördük. Daha henüz daha yolun çok başındayız. İşte yaklaşık 1,5 aylık bir süreç oldu. Ama bunun gerçekten biz kurum olarak da, çalışanlar olarak da keyfini ve bir taraftan da hem şirket yönetimi olarak bizlere, hem de beraber çalıştığımız bütün çalışma arkadaşlarımıza yüklediği sorumluluğun farkında olarak bu süreci en iyi şekilde, en doğru şekilde üzerine koyarak çalışmaya devam etmeye çalışıyoruz. Evet, tekrar hayırlı olsun. Şimdi peki çalışmalar nasıl gidiyor? İnşaat sizin ana hani çalışma alanınız değil mi? İnşaat, yatırımlar. Bunların devamı gerekiyor ki sizin de büyümeniz ivmelensin. Şimdi orada durum nedir? Hani inşaat tarafında bir miktar hani ivme kaybı söz konusu. Yatırımlar devam ediyor, büyük ölçekli yatırımlar. Siz bu hangi alandasınız? Şimdi bizim aslında baktığınız zaman hani inşaatla her ne kadar paralellik gösterse de elektrik ve mekanik taahhüt sektörü olarak söylüyorum. Yaşamın olduğu her yerin içinde varız. Aslında hani bir otoban yapılırken de içinde elektrik var, mekanik var. Bir alışveriş merkezi yapılırken de otel, hastane, endüstriyel tesisler, bütün bunların hepsinin içerisinde aslında olmazsa olmaz aslında bu binalara yaşam veren, hayat veren elektrik ve mekanik tesisatlar var. Dolayısıyla inşaat dünyasına bir paralellik göstermiş olmasına rağmen onun haricinde yeni inşaatlar haricindeki renovasyon projeleri, yeni inşaatlar haricindeki diğer yatırımlar, ilave büyümeler aslında bizim sektörün ana kollarını oluşturuyor. Coğrafya olarak şanslı bir bölgedeyiz. Yani son 10 yılda baktığımız zaman Türkiye'deki inşaat sektörünün gerçekten çok büyük ivmelendiğini görüyoruz. Yani özellikle şu anda halihazırda geçen sene pandemi döneminde duraklama yaşadığımızı planladığından inşaat sektöründe bizim elektrik ve mekanik taahhüt sektörü olarak büyüme gerçekleştirdiğimizi, bununla paralel olarak da Türkiye'deki yatırımların hız kesmeden devam ettiğini, gerek kamu gerek özel kuruluşların yatırımlarının halihazırda devam ettiği noktada biz önümüzdeki yılları daha geleceğe parlak olarak ve iş hacmi ve potansiyel olarak daha büyük bir yerlere gideceğini, evrileceğini düşünüyoruz. Çünkü zaten hani buna baktığınız zaman geçen sene neredeyse ilk çeyrekten sonra 9 aylık bir periyotta 2020 yılı için yaşanan pandemi sürecinde şirket %19'luk büyüme gerçekleştirdi. Bu yıl itibariyle yani 36 itibariyle planlanan hedeflere gerçekleştirdi. Bu yıl itibariyle yine geçen seneden bu zamana yani bu yıl sonu hedeflerimizde %20, %15, %20 civarında bir büyüme beklentisi içindeyiz. Dolayısıyla aslında baktığımız zaman hem şu anda halihazırda ihalede olduğundan işlerle hem bundan sonraki inşaat piyasalarındaki gözlenen hareketlilikle yeni yatırımların gelmesiyle, özellikle endüstriyel tesislerin sistem içerisine girmesiyle beklentimiz tabii bu noktada özellikle elektrik mekanik taahhüt sektörü olarak çok yüksek seviyede. Aslında siz o binalara, yani yapılan binalara, o dört duvarının içinin canlanmasını, hayata geçmesini sağlıyorsunuz.
elektrik. Bunun içinde ısıtma, soğutma da var. Şimdi aslında bizim faaliyet konumuza baktığınız zaman aslında hani bu olduğumuz stüdyoda bu çekim imkanı da dahil olmak üzere ısıtma, soğutma, havalandırma, yangın tesisatı, güvenlik tesisatı, elektrik tesisatı, alçak gerilim, yüksek gerilim, orta zayıf akım sistemleri, teknoloji sistemleri, internet bunların hepsi aslında bizim ana taahhüt konularımız içinde geliyor. O yüzden aslında çok farklı alanlara yani şu anda halihazırda İstanbul'da yapılan otellerin halihazırda mekanik tesisatlarını, elektrik tesisatlarını. Arkada bir stat yine, görüntüsü vardı. Evet. Atatürk Olimpiyat Stadı'nı yine bu bizim yapmış olduğumuz projelerden halka arzı tanıtım reklamında işte hani Büyükdere Caddesi'ndeki birçok projede emeğimiz var, katkımız var. İşte Türk Hava Yolları kargo binası 3. Havalimanı'nda yani dünyanın en modern kargo binalarından bir tanesi olan dan tutun da işte ilk Perapalas tarihi Perapalas Oteli'nden tutun da Olimpiyat Stadı'nın renovasyonuna kadar. Yine aynı şekilde şimdi burada gördüğümüz Sancaktepe'de 45 günde yapılan bunun dünyada örneği yoktur. Bundan biraz bahseder misiniz? 45 tabii ki, günde... Tabii ki. Aslında hani genelde bu rekor sürede yapılmayı genelde... Hani 4 duvar Çin'de... yapmak belki hani tabii. yapılabilir belki bu, ama... Bu aslında şöyle bir hikaye. Yani... Kararı da çok hızlı verilip yani Sayın Cumhurbaşkanımız evet pandemi nedeniyle özel durum hastanesi veya özel acil durum hastanesi diye belirtilen Sahra Hastanesi diye başlayan 45 günde bir araziyi teslim alınıp üzerinde 6 ameliyathanesi olan 1008 tane yoğun bakım ünitesine dönüşebilen hasta yatak odası olan acil durumlarda işte şu anda hem aşı merkezi olarak hem tedavi COVID tedavisi için kullanılan bir hastaneyi 45 günde ki bunun genelde biz hani Çin'de örnek gösterilen hani şu kadar günde otel yapıldı hatta bu kadar günde. Hatta aynı dönemde vardı bir tane evet, hastane. Vardı ama onun şöyle hikayesi yani öncesinde çok uzun bir proje ve planlama dönemi oluyor, yapım süreci oluyor. Bizde bunun hem proje hem planlama hem de yapım süreci toplamda 45 gün oldu. Dolayısıyla aslında pandemi şartlarına baktığınız zaman insanların hani sosyal mesafeye gözeterek düşündüğü bir noktada burada yaklaşık toplam inşaat ekibi olarak 6000 kişilik. Bunun 2500'ü Birleşim Mühendislik ve Erdem Mühendislik olarak elektrik ve mekanik taahhüt işini yapan bizler olarak 45 gün gibi bir sürede hasta kabulüne başladı. Dolayısıyla aslında bunun birazcık Türk insanının yapmış olduğu fedakarlıkları bunu böyle birazcık daha ön plana çıkartabilir. Çünkü gerçekten de bizim hani bütün başka şantiyelerimizde çalışan arkadaşlarımız bize ulaşarak ya ben bu şantiyede görev almak istiyorum, bu projede görev almak istiyorum. Ailesini, çocuklarını, eşlerini bırakarak 45 gün boyunca burada tamamen kamp alanları içerisinde kalarak bu projeyi bitirdik. Dolayısıyla hani bunun içinde birazcık fedakarlık var, birazcık özveri var, birazcık Türk milletinin neleri yapabileceğini göstermişlik var. Dolayısıyla hani bu gerçekten bizim açımızdan çok böyle... Yeri farklı. Evet, yeri farklı. Çok övündüğümüz, gurur duyduğumuz bir projemiz oldu. Şimdi bahsettiğimiz alanlar içinde hijyenik alan mühendisliği, temiz alan mühendisliğini de gördüm. Bu ne anlama geliyor? Şöyle Serdar Bey, aslında... Hatırlarsanız geçmiş dönemlerde Türkiye'de ve dünyada birçok noktada bebek ölümleri olurdu. Özellikle hastane mikrobu denilen ve hijyenik alanlarla ilgili klimatizasyon alanından kapılan işte hastane mikrobu bakterisinden oluşan sıkıntılı ölümler olurdu. Şimdi aslında son dönemde özellikle bu hijyenik alanlar konusunda ayrı bir ihtisas alanına dönüştü. Biz şirket olarak yaklaşık 80'e yakın hem özel hastane hem kamuya ait PPP projeleri dahil olmak üzere yaklaşık 4 milyon metrekareye yakın hastane projesi bitirdik. Bu konuda da şöyle bir özellik var. Yani özellikle insan sağlığını birebir etkileyen açık kalp ameliyatlarının yapıldığı, beyin ameliyatlarının yapıldığı, büyük operasyonların yapıldığı hastanelerde belli bir standartta Sağlık Bakanlığı'nın ve dünyadaki aşırı standartlarına göre bir kabuller yapılıyor. Burada da hani belli bir sayıda içerideki partikül sayısına izin veriliyor. Bütün bu hastanede yani Sağlık Bakanlığı bu hastaneleri teslim alırken bütün prosedür gerek özel olsun gerek kamu hastaneler olsun bütün prosedürü eksiksiz yerine getiriyor. Bizden bununla ilgili testler yapılıyor. İlgili şartnameler sağlandığı zaman orada ameliyat yapılabilir. Bu hastane açılabilir izni veriliyor. Son dönemde özellikle baktığınız zaman Sağlık Bakanlığı'nın şartnameleri gerçekten uluslararası seviyeye çıktı. Bütün yapılan hastaneler dünya üzerindeki birçok projeden çok daha ön planda. Biz bunların PPP hastanesi olarak 4 tanesini yaptık. Yani Adana Şehir Hastanesi, Elazığ Şehir Hastanesi, Bursa ve en son İstanbul'daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi. Bunun tabii zamanında yapılırken ki sürecinden özellikle geçen seneki pandemi dönemine geldiğimiz zaman yoğun bakım ünitelerindeki ihtiyacın ne kadar önemli olduğu, hastane ihtiyaçlarının
80 milyon nüfusu aşkın bir ülkede ne kadar kıymetli olduğunu, ne kadar önemli olduğunu geçen sene itibariyle de bir kez daha test etmiş olduk. Şimdi tabii o zaman yani biz tabii dışarıda olduğumuz için çok net bir, yani bilemeyiz tabii ama yani şu mekandaki havalandırmayla hastanenin içindeki ve işte özellikle hani o riskli alanlardaki havalandırma birbirinden farklı. Tamamen farklı. Sistemleri farklı. Yani ikisinin içerisinde bir tanesinde burada normal insan yaşam alanında belli bir sayıda partiküle izin veriliyor. Ama hastanede özellikle hijyenik alanda bunun belli bir standardın altında olması gerekiyor. Orada açık kalp ameliyatı enfeksiyon riskini ortadan kaldırmak üzerine bir kurgu olsun. O zaman bir Ar-Ge de gerekiyor. Tabii ki. Sizin bünyenizde. Hem bizim bünyemizde var hem sektör olarak bunu zaten uzun yıllar bu konuda tecrübe etmiş firmaların, projelendirme firmalarının yapmış olduğu projeler var. Bu standartlara uygun olarak yapılıyor. Özellikle dediğim gibi yani hastane konusundaki bu pandemiden sonra bu virüsün bulaşıcılığının azaltılması noktasında da özellikle diş havadan gelecek olan dış hava çevrimleri mesela bu stüdyoda da aynı şekilde yani buranın havası belli saatte belli bir sayıda çevrim oluyor. İşte bir karışım havalı var bir de sadece %100 dışarıdan gelen taze havalı sistem var. Bu sistemler hani taze havayı dışarıdan sürekli aldığınız zaman buradaki havayı da dışarı attığınız zaman pandeminin oluşunda yani işte COVID riskini azaltacak önlemlerle birlikte taze havalı sistemler evet. oluşuyor. Peki şimdi burada bir şirketin yani birleşim mühendislik olarak içeride ciddi bir hem işte deneyim, know-how yaşanıyor. Yurt dışında peki neler yapılıyor birleşim mühendislik? Birleşim mühendislik yani şu an itibariyle yurt dışında teklif verdiğimiz projelerimiz var. Geçmiş dönemde Rusya'da, Azerbaycan'da, Türkmenistan'da, savaş döneminde Libya'da projelerimiz oldu. Orada da belli bir sayıda projeyi bitirdik, teslim ettik. Şu anda hem yurt dışındaki pazarın gerçekten işlem hacminin çok tatminkar olması hem de yurt dışı piyasalarındaki son dönemde yaşanan durgunluktan dolayı son birkaç yıldır yurt dışı projelerinde bir kuvvetle en son bir Adalet Sarayı projesini yaptık. Ama bu dönemden sonra şu anda halihazırda hem yakın coğrafyada işte mesela Azerbaycan'da Karadağ'ın yapılanmasında şu anda Türk müteahhitlerin görev aldığı projelerde görev alacak. Gerek Libya'da gerek yine Azerbaycan'daki Türkmenistan'daki projelerde Türk müteahhitlerle beraber orada iş yapma potansiyeli oluşuyor. Çünkü şöyle dünyada gerçekten belli bir standartta ve kalitede mühendislik hizmeti veren inşaat firmalarının dünyadaki sıralamaya baktığınız zaman Türkiye'deki firmalar çok önemli yer kaplıyor. Bunların alt tedarikçisi olarak da bizler onlarla beraber dünyanın her yerinde iş yapabilme potansiyeline ulaşmış bir firmayız. Şimdi bir halka arz süreciniz vardı. Halka arz süreci tamamlandı. Yatırım planları neler? Yani 2021'in sonuna geldik artık. 2022 için hani ne planlıyorsunuz? Serdar abi bizim halka arzda da izahnamede belirttiğim üzere aslında halka arzdan gelen paranın biz ciddi bir miktarını aslında sermaye arttırma olarak şirket sermayesine ilave etmiş olduk. Bunun da yani hem bizim inorganik büyümede yeni şirket satın almaları ile ilgili zaten halihazırdaki mevcut yapı olarak hem elektrik tarafında hem mekanik tarafta bizim işlem hacmimizi genişletecek, karımızı arttıracak ve cirolarımızı büyütecek yeni şirket satın almaları olarak bakıyoruz. İşletme sermayesi olarak zaten bunu kullanacağız dedik ve yapısal finansal olarak daha güçlü bir yapıya dönüşeceğiz. Bunun paralelinde baktığınız zaman özellikle Türkiye'deki endüstriyel yatırımlarla ilgili olarak hem yurt içinde hem yurt dışında bu işlere vakıf olan firmaların satın alımıyla, partnerliği ile ilgili bir çalışmalarımız oluyor. Yani 2021 yılının sonuna doğru veya 2022'nin ilk çeyreğinde böyle bir planlama içerisindeyiz. Yani yeni şirket satın almaları, Birleşim Mühendislik bünyesindeki aynı Ar-Ge gibi %100 iştiraki olan şirket satın almaları şu anda takibimizde devam ediyoruz. İçeride dışarıda? Yani hem içeride hem dışarıda. Yani dışarıda özellikle uluslararasında hem Avrupa'da hem Orta Doğu bölgesinde iş yapmış, işlem hacmi olan firmaların ihracat anlamında da bize destek sağlayacak firmalarla görüşmelerimiz var, incelememiz var. Tabii siz de takdir edersiniz ki yani bu şirket Tabii. satın almaları halka arz olmuş bir şirkette belli bir süreler alınıyor. Bunların denetlenmesi, bütün altyapısının oluşturulması, mali ve ticari kurgularının yapılması belli bir süreç içerisinde oluyor. Ama plan olarak dediğimiz gibi zaten halka arzda ifade zaten. Ettiği gibi bu şekilde bir satın alma gerçekleştireceğiz. Bu şirkete nasıl bir katkı sağlayacak? Dışarıdan alınan mesela bir şirket satın alma veya işte o pazara girme anlamında Şöyle mı? Tabii ki yani hani belli bir ülkede aslında iş yapma potansiyeli yakalamanız için belli bir süre orada yaşamanız ve oranın şartlarını, doğasını, kurgusunu biliyor olmanız lazım. Bizim mesela benzer durum kuvvetli de oldu. Yani orada partner firmalarla bir işbirliği içerisinde olursanız oradaki süreci daha kısaltıp daha hızlı bir şekilde hem oranın kabiliyeti anlamında hem iş yapılabilme anlamında hem personel
organizasyonuna destek olması adına daha hızlı bir süreç içerisinde o ülkeye yerleşmek adına bizim açımızdan tercih ettiğimiz yönler olur. Çünkü Birleşim Mühendislik de zaten Erdi'yi 2013 yılında %100 hisselerini satın alarak aslında Birleşim Mühendislik'in içine kattı. Dolayısıyla Birleşim Mühendislik olarak hani şirket satın almasını geçmiş yıllarda tecrübe etmiş firma olarak bunun bize çok ciddi şekilde pozitif katkısı sağlayacağını düşünüyoruz. İstihdam anlamında ne kadarlık bir istihdam sağlıyorsunuz? Şu anda Birleşim Mühendislik ve Erde'de toplam alt yüklenicilerimizle birlikte 5000 kişilik bir ekipten oluşuyoruz. Özellikle bu 2021 yılının son çeyreğinde olması planlanan ihalelerle tekliflerimiz var. Şu anda bu tekliflerin hani genelde inşaat sezonu böyle kış aylarında birazcık daha ihalelerin sonuçlanıp önümüzdeki senenin yaz aylarında çok hızlanması açısından belli bir periyottadır. Dolayısıyla yani bu yıl sonuna kadar almayı planladığımız şu anda halihazırda işleyiş olarak backlog'umuzda yaklaşık 650-700 milyon TL civarında bir backlog'umuz var. Devam eden işlerimiz var. Bunu inşallah yıl sonuna doğru hani 1 milyar TL'nin üzerine çıkartmayı planlıyoruz. Kontrat büyüklüğü olarak zaten 1 milyon üzerindeyiz ama hani backlog olarak da yeni alacağımız projelerle yıl sonuna kadar bunu bu rakamın üzerine geçeceğini ümit ediyorum. Tabii yani sizin gibi şirketler için yani daha doğrusu içeride büyümenin sağlanması için projelere, yeni projelere, büyük projelere aslında ihtiyaç var. O büyük projelerin devamı gerekiyor. Pandemi döneminde yatırımlar durmadı, yatırımlar devam etti. Doğru. Dolayısıyla siz de çalıştınız. 2021 bir hareketlilik söz konusu. 2022'den beklentiniz ne bu anlamda? Nasıl bir hoş yani... İşte çip krizini kimse tahmin edemez. Yani pandemiyi kimse tahmin edemez. Çip krizini tahmin edemez. Tedarik konusunda şu anda mesela sıkıntılar söz konusu. İngiltere'nin en büyük 3. limanında kilitlenmiş durumda. İngiltere bambaşka bir dünya yaşıyor şu anda. Tahmin etmek zor ama hani sizin bu ortamda gördüğünüz bir tarafta enerji krizi, bir tarafta tedarik konusunda yaşanan sıkıntılar. Sizin beklentiniz, tahmininiz ne? Şimdi tabii ki yani biz aslında bu tip konuda birazcık şanslı ülkelerden bir tanesiyiz. Hani bizde iş gücü anlamında bu potansiyel her daim oluşmuştur. Hani biz hali hazırda şu anda bahsettiğim 650-700 milyonluk backlog'umuzda hani işte İstanbul'da çok büyük bir alanda yapılan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi'nde hali hazırda devam eden 4 tane projemiz var. Zaten bu 2022'nin sonu 2023'ün ortalarına kadar devam edecek projeler. Mevcutta yeni aldığımız projelerin haricinde yani yeni şu anda hali hazırda yapmakta olduğumuz projelerin haricinde önümüzdeki yıl Sağlık Bakanlığı'nın yani şu anda ihaleyi yapmış oldukları ihale sürecinde elektrik ve mekanik safhalara geldiği yaklaşık 7-8 tane şehir hastanesi projeleri var. Bu projeler de hani gerçekten ciddi boyutta yüksek metrekareli işler yani 300 bin 400 bin metrekareli işte Trabzon'da var, Hastal'da var, Samsun'da var. Urfa'da var. Yani bunların hepsi Sağlık Bakanlığı tarafından ihaleleri yapılmış hastane projeleri olarak. Yine aynı şekilde baktığınız zaman kamusal alan olarak yine birçok kamu alan projeleri var. Endüstriyel yatırım olarak işte geçenlerde temeli atılan Adana'daki polipropilen hattı var. Bir taraftan nükleer, Mersin Akkuyu'da nükleer santral yapılıyor. Yani baktığınız zaman aslında ülkenin her yerinde. Kanal İstanbul yine aynı şekilde keza inşaat sektörünün bir yine büyük bir proje organizasyonu içerisinde gerçekten çok ciddi bir potansiyeli olacak. Aynı İstanbul Uluslararası Finans Merkezi'nin birkaç kat büyüklüğünde bir etki yaratacak bir organizasyonda. Dolayısıyla 2022 yılında da biz hani şu anda hem elimizdeki işlerin devamlılığı anlamında hem de yeni gelecek projeler anlamında biz inşaat piyasasında biz kendi adımıza bir büyüme beklentisi içerisindeyiz. Zaten bütçelerimizi de ona göre yapıyoruz. Şu anda dediğim gibi hani bu yıl itibariyle biz yaklaşık 650-700 milyon civarında bir bütçe ciroyla kapatacağız. Önümüzdeki yılda bunun hani normal şartlarda %15-%20 bir büyüme gerçekleştirme ki şu anki yapılan ihalelerde de bunun hani pozitif verisini görerek bunu söylüyorum. İnşallah 2022 yılında en azından bizim bazı dengelerin için sadece Türkiye'de bizim için değil bu dünyadaki emtiaların fiyatlarının artmasından kaynaklı ve tedarik krizinden kaynaklı dünyada yaşanan bir global sorundan bahsediyoruz. Ama bunun minimum etkisiyle Türkiye'de bu pazardaki inşaat pazarındaki büyüme gerçekleşecek diye düşünüyoruz. Peki çok teşekkür ederiz. Birleşim Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Altan çok teşekkürler. İzninizle yayını beraber kapatalım. Çok sağ olun geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Ekonomi notlarını burada noktalıyoruz. Yatırım dünyasında birazdan hemen karşınızda olacağız.